öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün Türk vatanının kurtarıcısı, Türk milletinin önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümünü anma programı dolayısıyla toplanmış bulunmaktayız. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atatürk'ün hayatını anlatan video gösterimi, oratorya gösterisi. Sizleri Ulu Önder, eşsiz Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Hazır ol. Dikkat. Arzu ve temenni etmiştir. O gittiği her vilayette
ilk ziyaretini okullara yaparak öğrencilere ve öğretmenlere verdiği değeri göstermiştir. O bir çiftçinin yanında çiftçi, halkın sorunlarını dinlerken içten ve sıradan bir insan gibiydi. O Toroslar'da keçisini otlatan bir yörük için özgürlük, Hindistan'dan Afrika'ya kadar olan milletler için bağımsızlık sembolüydü. Böyle bir liderin kıymetini bilmek, onu anlamak, onun yolunda gitmek asla zor değildir. Türk milletini ayağa kaldıran, kimlik kazandıran, hem milliyetçi hem de halkçı olan bu kahramanı daha iyi anlayalım. 10. yıl nutkunda el yazısıyla yazıp sonradan çizdiği cümlesiyle şöyle diyor Atatürk: "Beni hatırlayınız. Tüm ömrünü verdiği milletinden bunu bile istemeye uygun görmeyip sonra üzerini çizen yüce gönüllü insan ve büyük liderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken seni hiç unutmadık ki hatırlayalım diyoruz. Saygılarımla." Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği, arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Okulumuz öğrencilerinin hazırladığı oratorya gösterisini izleyeceğiz. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayet kalpaklar nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere iniyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Thank you.
patlamıştı. Yaylılar gelip geçiyordu güneyden. Örtük kara perdeler sallanıyordu. Utanıyordu Anadolu'dan gelip geçen milletin yüreği kan ağlıyordu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok budur kurtaracak bahtı kara maderini. Askerler gelip geçiyordu güneyden. Yaralı, hasta, yorgun askerler. Akşam olmuştu, yurda toplanıyordu. Sağ kalan yiğitler birer birer. Çalışırken bir iş bize, bir iş bize söylerdi bile olsa. İnanç da olur, geç de olur işimize.
Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak Bahtikara madenini. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kaya, çaparı, takası. Selam durdu takası. Bir duman tutardı bu geminin bacasında. Bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup gider kaygılarıydı. Samsun limanında bu gemide atılan demir değil. Sırdan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam verilir Anadolu çocuklarına. Çıkarken Yüce Komutan Karadeniz'in halini bir görmeliydi. Kalkmayın artık. Farklı takalar. Bizim her şeyimiz Kemal Paşa. Ardından Gürme İkiyerler'di. Erzurum Bakanı. Vur beni, öldür beni, kova yollarda beni.
koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçi. Yürüdü düşman üstüne. Yüceden, yüceden. Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin
imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin müsebbibi olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu ahval ve şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey Türk'ün büyük adası! Ey Türk'ün büyük adası! Türk yaşı olarak! Türk yaşı olarak! Özgürlüğü! Özgürlüğü! Bağımsızlığı! Bağımsızlığı! Egemenliği! Egemenliği! Cumhuriyet! Cumhuriyet! Ve devrimleri! Ve devrimleri! Yılmaz bekçileriyiz! Yılmaz bekçileriyiz! Her zaman! Her zaman! Her yerde! Her yerde! Ve her durumda! Ve her durumda! Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza! Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza! Çağdaş uygarlığa geçmek için! Çağdaş uygarlığa geçmek için! Bütün zorlukları yeneceğimize! Bütün zorlukları yeneceğimize! Namus ve şeref sözü verin! Namus ve şeref sözü verin! Kendimizi! Kendimizi! Büyük Türk uzun alırız! Programımız burada sona ermiştir.